Ayağına bak, dişleri görüyor musun? neymiş? Bacaklarına, atikline, göğsüne, düğüsüne. Kaç Bak. tane koyun öldürmüştür bu ha? He? Şeydir, göz çekikliğine bak, alnına bak, dişlerine bak, ne kadar sivri. Dişlerine bak, hayvan sancılı. Yusuf Boyraz, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gene kışlı, karlı bir gündür koyunları yayıyoruz. Kar yoğun şekilde iki gün yağdı. Öncelikle herkese selamlar, saygılar, çobanlık aşkıyla yüreğimdeki sıcaklıkla herkese selamlarım, saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, hayvanlar gördüğünüz gibi yayılıyor, doyuyor, kıştır. Ne kadar dışarıda yaysak o kadar kârdır. Bugün Omar gitmişti, ben biraz işim vardı, geldim. Omar biraz iki tane kurt görmüştü daha da, onları biraz bana anlattı. Koyunların yanında karlı kışlı havalarda. Ben de Umar'ın yanına geldim. Koyunları beraber eve götürmek için. Tabii köyün bitişindeyiz. Köyün yanına geldik. Arkadaşlar bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı Umar? 21 mi? 21 mi bugün? 21 Aralık. Yani zemberiye kaç gün kaldı? 2 gün kaldı. Çılla, zemberi olmaya 2 gün kaldı. 2 gün sonra artık buranın zemberisi, 40 gün zemberi sürer ya. Evet. 40 gün zemberi sürer, zemberi ayında don olur. Zaten bu gece herhalde don yapacak inşallah. Allah müsaade eder, biraz daha koyunları yayarız. Çünkü şartlar, gerçekten hayvancılık yapan insanlar bunu iyi bilir. Şartlar biraz zor. Biz de direnebildiğimiz kadar direniyoruz. Koyunlar da çekiyor. Umarım tikeni nasıl yediklerini görsünler. Otu nasıl yedikleri hayvanları görsünler. Arkadaşlar kurtlarda bahsediyoruz. Artı bir de bugün dün arabanın biri bir kurdu vurmuştu yolun kenarında. Gidip orada biraz çekim yaptım. Kurdu biraz çektim, size gösterdim. Kurdun yapısını, şeklini, dişi bir kurtmuş. Yaklaşık 60-65 santim omuz boyu vardı. Yolun kenarında araba vurmuş, vuran araba hasar almış, yani istemeyerek vurmuş, gerçekten adam görmemiş, gece karanlıktaymış. Vuran adamı da biliyorum, aniden çıkmış önüne. Arabasında yaklaşık pahalı 300-400 milyarlık bir arabaymış. Arabada bir 15 milyar hasar almış arabası. Gene de sağlık olsun. Hayvan için de üzülüyorum. Gerçekten biz tabiatta, Umar da olsun, ben de olayım, kurtları seviyoruz. Çünkü kurtların varlığı kankal köpeğinin varlığını meydana getiriyor. Davarda, koyunda, çobancılıkta bir macera oluşuyor. İnsan gerçekten mutlu oluyor. Dağda kurdu görmek, kurtla uğraşmak. Biz her gün dağa geldiğimizde acaba kurt nereden sürüye gelir, ne yapar diye bakarız. Çünkü hep tek durmak zorundayız arkadaşlar. Bu ayda karakış ayıdır. Şimdi karakış ayıdır. Karakışın içinde kurt gerçekten tehlikeli bir hayvan şu mevsim. Çünkü aç kalıyor. Dağlarda sürüler çekildi, bitti. Bizim burası Nurhak Dağları. Buraya göçeber sürüler gelip gitti hepsi. Bizler varız. Doğadaki, bu bölgedeki bütün kurtlar bizim etrafımızda. Başka av potansiyeli yok hayvanların. İşte bir tavşan, bir fare gibi bir şey yakalarlarsa yakalamadıklar takdirde dolaşır sürülere, güçlü bir şekilde saldırıya geçerler. Omar da görmüş işte. Biraz köpekler kovalamış, götürmüş. Mesafesi de uzakmış, çekememiş. Elimizde telefon olduğu için çekimlerimiz biraz iyi olmuyor. Arkadaşlar bu şekilde sürümüzü yayıyoruz. Sürü güzelce yayılıyor, otlarını yiyor. Hayvan kuru, yaş demeden, tiken demeden hepsini topluyor. Bu mevsimde hayvan baharda, yazda yayıldığı gibi yayılmaz. Daha özverili, daha güçlü, daha güzel yayılır. Gördüğünüz gibi ne eline geçerse hayvan yer. Koyunlar da gerçekten mutlu oluyor, hoşuna gidiyor. Sivas bölgesinde insanlar karda, biz bir kere karda bıraktık. Başka karda bırakmıyoruz. 2-3 gün yemliyorduk, fırtına vardı. Köyde yoğun bir fırtına vardı, 2 gün. Durmaksızın yağış oldu bu bölgede gerçekten. Allah'a şükürler olsun, süper bir yağış oldu. Toprağı doyurdu. Otlar da yumuşadı, güzelleşti. Koyunlar bu şekil gördüğünüz gibi yayılıyor. Hayvanlar iyice dolmuş karınları. Ne biçim şişmişler. Gerçekten arkadaşlar bu koyunun, yani Akkaraman Kankal koyunun dağda yediği ot, içeride çuvallarla versen, önlerini doldursan bile yediğin yarısı değil. Hayvanların mutluluğuna bakın, yeme şekline bakın. Full time 7-8 saat bu şekil yiyor değil mi Omar? Evet. 7-8 saat yiyor.
doyması, güzelleşmesi süper. Gördüğünüz gibi burası Ağacaşar köyü arkadaşlar. Köyün hemen bitişindeyiz. Biz buraları yazları baharda pek yaymayız arkadaşlar. Burası kış sofrasıdır. Dar günün sofrasıdır. Böyle kışın yumuşadığında buraya getiririz. Burada yaban giller, yaban buğday gil, yaban arpası buralarda olur. Hayvan gayet güzel yayılıyor. İnsan izledikçe mutlu oluyor. Gerçekten mutlu oluyoruz. Güzel de bir şekil oluyor. Böyle durmak yanında her insanı mutlu etmez ama bunu seven insanlar bunun yanında gayet güzel mutlu olur. Umar, senin diyeceğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Biraz da sen anlat koyunları yayılmasını. Biraz da ben çekim yapayım. Evet. Selam arkadaşlar. Merhabalar. Aleyküm selam. Ben bugün İspava, İlbistan gittim. Baktım ki hava çok güzel de yağmış, yağmur da vardı, kar da vardı. Ama kar yağıyor şimdi. Biraz dedim koyunlar çıkarayım, koyunlar çıkardım. Ta aşağıya kadar gittim, iki tane kurt gördüm. Öyle yakın değildi, uzaktı. Bizi kupayla götürdü, kupayla hem şimdi gelmedi. Ne bileyim, aşağıdan köye gittim mi? Kurdun peşindeler mi? Kurdu peşinde ama. Gören gibi bu da vardı ya, yer biz buralarda. Güzel yaylar da var bu zamanda, kanını doyurur, biler, geçer, dağda yok, eve gider. Böyle şeyler var İspan. Teşekkür ettik, sağ ol Omar, sağ ol. Sana bak bir de koyunları çekek, nasıl yayıldığını göstererek arkadaşlara. Nasıl ot yediklerini görsünler. Koyunlarımız da hiç zayıflamadı, güzelleştirdiler bugünlerde değil mi? Yok, koyunumuz güzel bak, nasıl güzel kendini mutlu ediyor. Hoşuna gidiyor, bizim koyunumuz zayıflamadı. Bugünlerde güzel oldu. Biz de tuzunu verdik. Evet. İçeride birkaç gün yemledik. Sıkı bir yem verdik böyle. Hayvanlar gayet güzel, gayet rahat yayılıyorlar. İşte arkadaşlar, size gittim. Yolun kenarındaki kurdu çektim. Biraz kurtları ben de seviyorum, Umar da seviyor. Çünkü evet, dağda biz hiçbir şekilde kurtlara zarar vermeyiz arkadaşlar. Ama köpeklerle tabiat, doğanın kendi şeyine hiç karışmayız. Bizler koyunlar koruruz, köpekler görevini yapar. Kurdar da ekosistemdir, kendi görevini yapar. Güçlü olan kazanır arkadaşlar. Böyle kış mevsimidir işte. Nurhak Dağı'nı tıka basa kar doldu. Bayağı bir kar yağdı. Böyle biraz da köyü çekelim size arkadaşlar. Bizim köyümüz böyle yukarı doğru evler var arkadaşlar. Ta tepeye kadar evler var. Tepeye kadar evler var. Şöyle. Allah müsaade etse bize daha 10-15-20 köpekler, karabaş gelmiş aşağıda. 15-20 gün böyle yaysak gerçekten harika olacak, güzel olacak. Koyunlar dışarı çıktıkça mutlu oluyorlar. Umar, ben içeride koyunlarla uğraşmayı istemiyorum. Ben de öyle. Koyunlar doymuyor sanki, ben mutlu olmuyorum. Diyemem ki bir çorba oldu ama tekneler diyemem doldur. Ben de diyemem koyun doysun. Baktım ki bugün sen yoksan, hava biraz iyi oldu dedim götüreyim. Buralarda getirsem 3-4 saat yaydım duyar koyun. Hayvan dışarı çıktığında isterse 2-2,5 saat dur da karnı bu şekil oluyor. Nazlı nazlı oluyor. Ama içeride ne kadar verirsek verek sanki doymuyor, bizi üzüyor. Hayvan kapıda birbirine eziyor. Teknelere saldırıyor, insan tuhaf oluyor ama dağda böyle yayıldıkça Allah'ın sofrasıdır arkadaşlar, yiyebildiği kadar. Bunun sofrasını Allah dağda kurmuş arkadaşlar. Gerçekten bunu doyuran tek şey dağdır, merradır. İnsan bunu doyuramaz. Hele biraz sürü kalabalıksa, sürü büyükse. Biz sadece anaç koyunları bıraktık arkadaşlar. Bizim yaklaşık bu kadar koyunumuz da daha ahırda yemleniyor. Şişeklerimiz, toklularımızı yemliyoruz. Anaç koyunlarımızı bırakıyoruz. Çünkü anaç koyunlarımız daha çok gezmeye ihtiyacı var. Bir de daha çok yemi bunlar tüketiyor değil mi Umur? Çünkü bunlar gebedir. Gebe oldukları için dolaşmaya, gezmeye ihtiyaç duyuyorlar. Rahat bir doğum yapsınlar diye. Doğumda zorluk, problem yaşamasın diye.
dışarıyı daha çok seviyorlar. Bizler de en çok özenliği bunlara gösteririz. Diğer evdekiler doğurmuş koyunlarımız var. İşte biraz sürüyle rahat hareket etmeyen yaşlı hayvanlarımız var. Bir de toklularımız var. Yani geçen senenin kuzuları var, dişi kuzuları. Onları bırakıyoruz, koşularımızı bırakıyoruz. Ama anaç doğuma elverişli hayvanlarımızı, sağlıklı hayvanlarımızı, güçlü hayvanlarımızı yapabildiğimiz kadar daha bırakıyoruz. Bak bu tarafa doğru gidelim. Köyü biraz da buradan çekelim. Ama fıstık gibi bir hava var arkadaşlar. Rüzgar yön değiştirdi Umar. Bak rüzgar buradan gelmeye başladı. Önce lodos geliyordu, şimdi boyraz geliyor. Önce lodos geliyordu, şimdi boyraz geliyor. Ama sis de öbür tarafta geliyor. Gece donduracak herhalde. Vallahi. Gece donduracak. Yarın çok 2-3 gün eksi 15'e kadar gösteriyor gece, biliyor musun? Gündüz eksi 1-2. Belki şimdi eksi 1-2 oldu, biliyor musun? Bak ellerim üşümeye başladı. Eksi 1-2 oldu. Bir duman geldi. Oralarda durmayın dedim. Kortmurt yine geliyor. Yavaş kuyunun yakını da gitsin buralarda. Burası zaten doyurur. Burada bir saat yayılırsa Umar aşağıya gitmesin. Sen git çevir. Arkadaşlar geldi Umar, döndü geldi. Benim sesim yanık olduğu için sesime dayanamıyor. Dönüp geliyor. Vallahi sesime döndü geldi abi. Kar bir sefer bu taraftan geliyor. Yani boyraz esiyor arkadaşlar. Valla çok süper çobanlarız Umar. Köyün içinde koyu yayıyoruz. Valla. Köyde kimse yok ki, şu evlerde hiç kimse oturmuyor. Boş hepsi. Bunlar yazlık evleri. Sadece şurada bir aile var. Bir de şu kırmızı evde Cuba abigil var. Başka şu ev boş, şu boş, şu boş. Hepsi boş. Şurada Şiringil var. Başka kimse yok. Opioğlu'nun evi var. He? Bir kere daha diyorsun Umar, şuralardaysa. Şimdi bu ne kadar bugün yerse biliyor musun? Yarın sabah kahvaltıda bile etkisini gösterir, biliyor musun? Yani karnı iyice tıka basa doldurursa yumuşamış yesir. Maceralı bir hayat, maceralı bir yaşam. Gördüğünüz gibi bakın. Bu dağ böceğidir arkadaşlar. Allah bunun sofrasını dağda kurmuş. Bunu daha güzelce doyuruyor. Arkadaşlar biz yaptığımız iş besicilik değil. Biz üreticiyiz. Kuzu üretiyoruz. Biz ne kadar yem maliyetlerinden kaçarsak o kadar güzel olur. Bir şey anlayabiliriz. Gerçekten yem fiyatları uçuk durumda, çok pahalı. Bizim yemlerimiz var. Yazdan tedirginliğimiz yapmışızdır, samanımızı, arpamızı. İşte bazen kuzu besleme yemlerine, süt yemlerine ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu protein değeri yüksek olan yemlere ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ister istemez hayvan istiyor onu senden. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar eline ne geçince afı yok hayvanın. Tüketir. Koyunlarımız da aslandı o gün, nazlı oldular Umar. Bizim koyunlarımız yok Allah'a şükür.
zayıflamadılar. Bugünlerde güzelleştirdiler değil mi? Mutlu koylar aksın. Mutlu yüzünden belli. Dışarı geldiğinde çok mutlu oluyor. Evet. Hoşuna gidiyor. Ben çağırdım, ahırda açtım. Koşa koşa arkamdan koştu. Değil mi? Dedi, bu dağa götürelim. Bu saatte yoksa çıkarmaz bizi dercesine. Evet. Dağa gideceğini anladığı zaman hayvan yapışıyor sana, hadi gidelim dercesine. Şu binalarda, apartmanlarda sıkılan çocuklar olur ya. Evet, gez aynı onlar gibi. 2 gün içeride kaldı. Dedi, bunlar bizi niye bırakmıyor? Niye dağa götürmüyor? Oho! Umar, hadi sen bir şey söyleyecek misin izleyicilerimize, takipçilerimize? Çok teşekkürler, sağ olsun. Teşekkürler. Selam söyle. Selam söylerim hapisinden. Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Kanalımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız bize destek olursunuz. Daha güzel videolarla karşınıza çıkarız. Abonelik ücretsizdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Arkadaşlar, kurt araba vurmuş. Dün gece vurmuş. Dün gece araba vurmuş. Hayvanı öldürmüşler. Yazık olmuş. Kurtlara baksana. Şerefsiz. Dişi. Yaklaşık 61 santim var mı? 70 santim. Dişi bir kurt. He. Dişi. Bak üzülür. Ayaklarına bak. Patilerine bak. Yazık olmuş hayvana. Gözlerine bak. Yapısı. Bak kankalı, anlattıkları kankalla aynı aşağı yukarı. Kafa yapısı mı? He, kafa yapısına bak. Anlattıkları kankalla gözlerin çeşitli. Alnının düz olması. Nazı çok sivri. Baya bir sivri. Bunun nazı sivri olması dişidir. Kankalı aşağı yukarı benziyor. Büyüklük olarak benzemiyor. Diğer kulağında da tut, biraz kaldır. La yürü git. Kaldır. Kalkamıyor la, kalkar mı? Kalkır da he? Sence kaç kilodur? 35-40 kilo. He? 45 var, 40. 40 var. Ama buru yapısı, ağız ayağına yapısı, bak, dişleri bebiş. Bacaklarına, atikline, göğsüne, düğüsüne. Kaç tane koyun öldürmüştür bu ha? He? Şeydir, göz çekikliğine bak, alnına bak, dişlerine bak, ne kadar sivri. Dişlerine bak, hayvan sancılanmış yorulmuş. Dişlerinde ara yok. Köpeklerdeki ara var. Dişlerinde hiç ara yok. Bak büyüklüğüne bak dişi. Gözlerin çekikliğine. Hafif kara kalçık. Dişi bir kurt. Yaklaşık 2 yaşında. 2 yaşında mı? He. Nereden biliyorsun 2 yaş olduğunu? İşte ben biliyorum. Yeter lan. He? Böyle yapacağız diye elimizi sokmadım. Bir şey kalmadı. Yani hayvanı böyle çevirseydi ya. He? Ufak tefek hali yaban hayvanıdır. Yolda şey vurmuş, bu bölge karayol bölgesi. Yani domolar bölgesi burası. Domulara giden yol, Elbistan'a giden yol arkadaşlar. Burak koyun çiftliği, yeni geçen sene yapıldı, tevşikli projeli bir koyun çiftliği. Yurt dışında koyunları getirip sadece 6 ay dayanabildiler, koyunları sattılar. Şimdi Akkaraman'la Kankal'a döndüler. Çünkü bu iklime, bu bölgeye uymuyor. Bu Elbistan'a gidiyor. Yaklaşık Elbistan'la burası arası kaç? 10 kilometre var mı? 20. Burası? Evet. Yok canım, 10 kilometre. Bizim köyümüz 23 kilometre. Burası 20 kilometre. Artık şey, gördüğünüz gibi bu bölgede hep boyun çiftlikleri falan var. İşte İnek çiftlikleri. Yaprakları şurada. Şu bölgelerden iniyorlar aşağıya. Burası. Şurası Bakış Köyü. Santimdir.
35-40 kilodur. Ölmüş hayvan öyle. Hayvanın diş yapısına bak. Koştuğu zaman köpüle getirmeyin abi. Yazık. Ara yollarda çok yaban hayvanlar telefon yaklaşık böyle arabalar çarpması nedeniyle güzel bir durum değil. Güzel bir şey değil. İşte arkadaşlar kurt budur. Kurdun dişisi. Ama bu iki çeşit dediğimiz bu ufak olan cinsinde. Burası koyun ahırı. Şurada da koyun ahırları var. Buraya sonra da bunlar gelme hep.